Alın yazınızı sadece alın terinizle silebilirsiniz diye Halil Cibran'dan güzel bir sözle merhabalar gençler. Bugün sizlere orijinal matematik yayınlarından temel kavramlarla ilgili sorular çözeceğim. Bunlar ÖSYM tarzı sorular arkadaşlar. Beşinci testi çözüyorum temel kavramlardan. Şimdi KLM ile ilgili bir işlem tanımlamış bize ve bunun sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Kutuların içerisindeki KLM sayılarının yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa verilen eşitlik sağlanır. Ne yapacağız çocuğum? Tabii ki şıklardan gideceğiz. A şıkkı ile başlayalım. K çarpı L diyor. Yani eksi 7 ile ben neye çarpacağım? Eksi 3'ü çarpacağım. Çarptım. Eksi 21. Arada eksi var arkadaşlar. Bakın şu arayı görüyorsunuz. Bu arada eksi var. Eksimi yazdım. Eksi 20 diyor. Çocuğum burası artı 20 olacaktır. Eksi eksinin çarpımından dolayı. Eksi 21 artı 20'den burası nedir? Eksi 1'dir. Yani A şıkkı olmadı. Şimdi B şıkkını değerlendirelim beraberce. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 10 olacaktır. Eksi 12. Yavrum bu ne oldu? Eksi 2 oldu. Bu da sıfırdan küçük oldu. Yani sıfırdan büyük olmadı. C şıkkına bakalım sevgili arkadaşlar. 6 ile eksi 3'ü çarparsam ne olacaktır çocuğum? Eksi 18 olacaktır. Arada eksi vardı bakın bu eksiyi görüyorsunuz. Eksi, eksi 18. Şuradaki eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Yani burası sıfır olacaktır arkadaşlar. Yine sıfırdan büyük olmadı. Şimdi D şıkkını değerlendirelim. Burada yer azaldı. Şuraya yazayım. Eksi 4 ile eksi 7'yi çarparsam ne olacak arkadaşlar? Eksi 28 olacak. Arada eksi var. Eksi 30 var. Çocuğum eksi 28'imi yazdım. Burası eksi 28'di. Eksi ile eksinin çarpımı artı 30. Dolayısıyla sonucum artı 2 oldu. Yani sıfırdan büyük oldu. Aradığım yanıt D şıkkı oldu. Hemen ikinci sorumuza bakalım. A, B, C birer tam sayı olmak üzere demiş. A kare çarpı B küçüktür sıfır. Yani bir eşitsizlikler tanımlamış bana. Aşağıda da kutuların içerisine A, B, C'yi yerleştirmiş. Buna göre aşağıdaki tabloda yeşil kutulara toplama, çıkarma, bölme, çarpma işaretlerinden sırasıyla hangileri getirirse işlemin sonucu daima pozitif olur. Pozitif olmasını istiyor arkadaşlar. Şimdi bir A, B, C'yi beraberce değerlendirelim. Şu ilk eşitsizliğe bakarsanız gençler, ilk eşitsizlikte A ile ilgili kesin bir şey söyleyemem. Çünkü arkadaşlar A kare bu her zaman daima pozitif. Daima pozitif bir şeyi sen negatif bir şeyle çarparsan ancak ne olur sonuç? Negatif olur. Yani B negatif bir sayıdır arkadaşlar. B negatif bir sayı. Bakın şuraya bakın. Eksili bir sayı. Bunu C ile toplamış. Negatif sayıyı bir sayıyla toplamış değil mi? Bir sayıyla topluyor ve sonucun artı olmasını istiyor gençler. Nasıl artı olabilir? Tabii ki burası artıysa olabilir değil mi gençler? Negatif bir sayıyla pozitif sayıyı topluyor ve eğer mutlak değerce C büyükse tabii ki arkadaşlar pozitif olabilir. Dolayısıyla bizim C'miz burada ne denir? Pozitiftir diye söyleyebiliriz. Burada C'nin işaretini biliyorum ama A'nın işaretini bilmiyorum. A'nın işaretini şöyle boş bırakayım. C'nin işareti neymiş arkadaşlar? Artıydı. Sonucun da eksi olmasını istiyor. Sadece nasıl olur gençler bu? Eksi ile çarpılınca olur. Dolayısıyla A'nın işareti ne oldu? Eksi oldu. Şimdi böyle baktığımız zaman arkadaşlar şu kutucukların işaretlerini biliyorum. Bakın bu eksi. Bu da eksi. Burası artı. Şimdi madem böyle bir şey varsa ve bu sonucun mutlaka artı olmasını istiyorsa bakın eksi de eksi var. Çocuğum bunları ya çarpacaksın ya böleceksin. Benim içimden direkt o geçerdi. Bakıyorum şıklara. Bakın çarpmalar var. Yani şuraya çarpma yerleştirirse eksi ile eksinin çarpımı ne olacaktır? Artı olacaktır. Burası zaten artı değil mi? Bu pozitif ifadeyle şu pozitif ifadeyle arkadaki C pozitif ifadesini toplarsak arkadaşlar sonuç daima pozitif olacaktır. Yani yanıtım B şıkkı oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. Peki eksi 8 demiş. Bakın şöyle bir eksi 8'imi yazayım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2. Eksi kare var burada. Bunun A olduğunu söylüyor. A yerine kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa A pozitif tam sayı olur diye bir soru sormuş arkadaşlar. Burası nedir? Eksi 6'dır. Eksi 6 eksi kare eşittir A. Şimdi arkadaşlar eksi 8 yazarsanız bakın eksi 8'i getirirseniz eksi 6 eksi eksi 8'den bakın burası ne olacaktır? Eksi 6 artı 8 artı 2 a'mız bulunacaktır. Mesela eksi 6 yazılsa arkadaşlar 0 olacaktır. Bunları yazarsam da yine negatif olacaktır gençler. Dolayısıyla aradığım yanıt ne oldu? A şıkkı oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. Süreyya öğretmen 3. sınıfta bulunan öğrencilerine 3 soruluk bir test uygulamıştır. Öğrencilerden Mert, Nil ve Sude'nin bu sorulara verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Mert, Nil ve Sude hiçbir soruya doğru cevap veremediğine göre hiçbir soruyu doğru bilememişler arkadaşlar. Aşağıdaki cevap anahtarlarından hangisinin
Doğru cevap sayısı 2'dir. Yavrum şimdi bakın birinci soruyu bir değerlendirelim. İkinci soruyu da değerlendirelim. Üçü de değerlendirelim. Şunu biliyorum. Hepsi yanlış. Bakın A şıkkını biri ne yapmış? Mert işaretlemiş. C şıkkı işaretlenmiş. A şıkkı. O zaman doğru olan işaretlenmeyen B şıkkı. Peki şimdi ikinci soruya bakalım gençler. B işaretlenmiş. A. İşaretlenmeyen C şıkkı doğru yanıtımız. Peki 3'e bakalım gençler. C işaretlenmiş. O zaman işaretlenmeyen A benim doğru yanıtım olacaktır. Şimdi cevap kağıtlarından doğru sayısının 2 olmasını istiyor arkadaşlar. Peki şuna bakalım. Burada bir tane doğru var. Bakın şu doğru. Bir tane doğrusu var bunun. Bu yanlış. Bu da yanlış arkadaşlar. A şıkkı değil. Peki bu yanlış. Bu doğru. Bakın 2C doğru. Bu da yanlış. Çünkü A olması lazımdı. Doğrular bunlardı gençler biliyorsunuz. Şimdi C şıkkını kontrol edelim. B doğru. İkinci sorumuz yanlış. Üçüncü sorum yine yanlış. D şıkkına bakalım. Birinci soruyu doğru yapmış B şıkkı diyerek. İkinci soruyu da doğru yapmış. İkinci soruyu, üçüncü soruyu yanlış yapmış arkadaşlar. Bana diyordu ki doğru cevap sayısı 2 olsun diyordu. Dolayısıyla D şıkkım ne oldu? Doğru cevabım oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. -4, -2, 2, 4, 8 sayıların yukarıdaki 4 kutunun ve her bir dairenin içine her birine farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirilecektir. Bu yerleştirme oklarla bulunan işlem iki şekil arasındaki ok yönünde sağlayacak şekilde yapılacaktır. Buna göre A eksi B artı C ifadesinin değeri nedir? Yavrum şimdi bu işlemi bulacağım. Şöyle bütüne ilk baktığım zaman arkadaşlar bölü 4 demiş ya. Dedim ki bu A yerine 4'e bölünen bir sayı yazılmalı. Mesela eksi 4 yazmış olsak arkadaşlar burası eksi 1 olacaktı. Ama ben eksi 1 yazarsam bakın burada artı 6 ile yani C'yi bulamam. 4'te de bulamam. İlk etapta bakar bakmaz ben 8'i gördüm gençler. Sizin de göreceğinizi düşünüyorum. Bakın 8'i 4'e bölersem burası ne olacak çocuğum? 2 olacak. Peki 6 ile ben neyi toplarsam 2 sonucunu elde ederim. Tabii ki eksi 4'ü toplarsam. 2 ile 2'yi çarparsam burası artı 4 oluyor. 2'den 2'yi çıkartırsam burası 0 oluyor. Gençler bakın şu kümenin hepsini yerleştirmiş oldum. Şimdi bana söylediği şey A eksi B artı C diyordu. A'mız 8 eksi B'miz ne arkadaşlar? 4. C'miz ne bizim burada? Eksi 4. Dolayısıyla sonucum ne oldu gençler? 0 diye bulunmuş oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. Bir saat ustası saati doğru gösteren duvar saatinin yanına farklı bir tasarım yaparak eşref saati olarak adlandırdığı bir saat üretmiştir. Gerçek saat eşref saati arkadaşlar. Farkı görüyor musunuz? Şu 1, 2, 3, 4, 5'in yerleri değişmiş. Yani sayıların yerlerini değiştirmiş sağ sol olarak düşünürseniz. Saat ustası gün içerisinde aynı zamanı gerçek ve eşref saatini takip edebilmektedir. Örneğin bakın 3'ü 10 geçe 3.10'da. Bakın bildiğiniz 3'ü 10 geçe normal saatte görünüyor. Burada ise arkadaşlar 9.50 olarak görünüyor. Yani gerçek saat 3'ü 10 geçeyken bu saatin rakamlarını okuduğumuz zaman 9.50 diye okuyoruz gençler. Buna göre gerçek saat 10.36'yı gösterdiği anda eşref saati A, B, C'yi gösterdiğine göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır? Yavrum 10.36 diyor. Şimdi eğer böyleyse bakın 10'un üzerinde olacak burası. Bu da 36 olacak. Yani 35'i birazcık geçmiş olacak gençler. Şurada bir yere gelecek öyle değil mi? 36 da buraya gelmiş olacak. Bunun aynısını bakın bu tarafta da gösteriyoruz. Eşref saati 2'nin üzerine gelecek. Bakın burada 7 yerine 5 gelmiş. 5'in bir birim yukarısına gelecektir. Bu taraftan okursak gençler bunu ben nasıl okuyacağım? 2, 24 diye okunmaz mı gençler? Eşref saatin okunma şekli ne olur? 2, 24 olur. Bu durumda A artı B demişti. A yerine 2 gelmiş, B yerine yine 2 gelmiş arkadaşlar. C yerine 4 gelmiş. Dolayısıyla sonucum ne oldu arkadaşlar? 0 diye bulunmuş oldu. Yukarıdaki şekil 1'de verilen hacmi A litre olan mavi toplardan içi boş olan 5B litre hacmindeki kaba 3 tane, içi boş olan 3B litre hacmindeki kaba 1 tane atıldığında her iki kapı da tam doldurmak için eşit hacimde su ekleniyor diyor gençler. Sonra da diyor ki şekil 2'deki içi boş olan 2B litre hacimdeki kaba bir tane mavi top atıldığında kabın tamamen dolması için gereken suyun hacmini A cinsinden bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi söylediği şeye bakalım. Başta benim 5B litrelik hacimli olan kabıma 3 tane mavi top atıyor. Yani 3A litrelik hacmi bu ne yapacaktır? Kaplayacaktır arkadaşlar. Bu birinci kabım.
Peki. Şimdi ikinci kabıma bakalım. 3B litre benim ikinci kabım. Buna da bir tane atıyor. Yani eksi A kadar yeri kaplayacaktır. Şimdi bu kadarlık her ikisinde de boşluklar var. Bakın bu birinci kapta, bu da ikinci kapta boşluklar var. Ben bunların içerisine eşit miktarda su dolduracağımı söylüyorum. Yani boş kalan hacimler arkadaşlar eşitmiş ki su miktarları da eşit oluyor. Peki şimdi bunu söylediğine göre şu işlemi yapalım beraber. 2B eşittir 2A bulurum. A eşittir ne oldu çocuğum? B oldu. Bu benim birinci aşamada yaptığım şey. Şimdi soru kökünde bakın şurası. Bana diyor ki şekil 2'deki içi boş olan 2B litre hacmindeki kaba diyor. Yani 2B litrelik benim kabım vardı ya gençler. Buna A kadar hacimli mavi top bir tane at diyor. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bakın A eşittir B'ydi ya, ben şuraya eğer A yazarsam, buraya A yazarsam A kadar benim neyim oldu gençler? Boş hacim oldu. Boş hacim oldu. Bu A kadar boş hacime de ne yapacağım gençler? A kadar su dolduracağım. Dolayısıyla suyun hacmi ne oldu gençler? A oldu. Hemen diğer soruma geçiyorum. A, B, C sıfırdan farklı birer reel sayıdır. Bir ifade vermiş, negatif sayı olduğunu söylemiş, pozitif sayı olduğunu söylemiş aşağıda. Buna göre A, B, C'nin işaretleri hangisi olabilir? Yavrum şunu bir değerlendirelim ilkini. Şu payı bir parçalayayım. A bölü B artı B bölü B negatif dediğine göre küçük sıfır olur mu gençler? Bakın şimdi buraya bakalım. A bölü B artı 1 gençler ne oluyor? Sıfırdan küçükmüş. Şimdi pozitif bir sayıyla toplamış görüyorsunuz. Bunu sıfırdan küçük bulmuş. Dolayısıyla bu kesinlikle ne olmalı? Negatif olmalı. Bu ne anlama gelir? A ile B zıt işaretli. Bu kesinlikle bu anlama geliyor. Şimdi diğerine bakalım gençler. Şuna bakın. Hatta onun rengini mavi yapayım arkadaşlar. Şöyle şuradan okumu çıkartayım. Bakın ayırdım da şöyle. B bölü C eksi 1 büyüktür 0 olmaz mı arkadaşlar? Tabii ki olur. B bölü C eksi 1 büyüktür 0 oldu. Şimdi arkadaşlar bu nasıl olabilir? Bakın B bölü C birden büyük oldu. Dolayısıyla burası nedir? Pozitif bir sayıdır. B ile C aynı işaretli arkadaşlar. Ay yazım çok kötü oldu ya. Ama onu yazdım yani. B ile C aynı işaretli. İyi yazamıyorum ya ben bu şeyle. Grafik tablette yazmakta zorlanıyorum. Neyse canlarım. Şimdi bunları bir tablo haline getireyim. A, B, C'nin işaretlerini kesin bilmiyorum gençler. Ama A ile B'nin zıt olduğunu biliyorum. Mesela atıyorum A'mız eğer bizim artıysa B'miz nedir? Eksiymiş arkadaşlar. A'mız eksi ise B'miz nedir? Artıdır. A ile B zıt işaretli. B ile de C aynı işaretli. B eksi ise bu da eksi. B artı ise bu da artı. Ay gene bak en sonuna geldim ama yine unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Takip etmeyi de unutmayın. Yorumları okuduğum zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Lütfen yorum yazın gençler. Ve arkadaşlarınıza da lütfen kanalı önerin. Her seferinde söyleyeyim diyorum. Gene unutuyorum, gene unutuyorum. Ama siz unutmayın. Çünkü biliyorsunuz sizin desteğinize ihtiyacım var. Neyse canım öğrencilerim. Soru bana ne demişti? Bunların dedi A, B, C'nin işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım. Artı iken eksi olması lazım. Bu değil. Artı iken artı, bu da değil. Bu da değil. Aynı işaretli bunlar. Bunlar da değil. Gençler hangisi olabilir? Bakın E şıkkı olabilir. A ile B zıt işaretli, B ile C aynı işaretli. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.